Ailemiz 500 lira değerindeki ilk soru için küçük kızları Merih'i seçiyor. Şimdi Merih Hanım, hazırsanız sorunuz gelecek. Cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? Süreniz başladı. 2, 2 kere 5. Bir saniye, 0 eder. Çünkü 0'ı da dahil ediyoruz değil mi? Telefonun üzerindeki rakamlar diyorum. Evet, 0 da var. Hepsine ya bir sayıyı 0'la çarparsak zaten sonuç 0 eder. Hı. Matematik mantık olarak böyle. 2 kere 1 yani hepsini topladık. Yine 0'la çarparsak 1 eder. 1 eder. Evet 1 eder. Çünkü evet yani bir sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun 0'la çarpımı 1 eder. Hı. Evet 1 eder diyor. Hiç çarpmaya gerek yok bence. 0'la çarpımı 1 eder. Tamam. 2 kere 2 4. 2 kere 2 kere 2. Ben size bir telefon vereyim mi? Rakamları atayım. Evet, çok bakın iyi yani hani rakamlar neler diye. 3 kere 2 6 6 0 9 9 1 9 kere 36 0. Hepsini 0'la çarparsak 1 eder. 1 eder. Süremiz doldu. Ya bütün rakamları çarparsak eğer ne kadar sayı büyük olursa olsun bir sayının 0'la çarpımı 1 eder. 1. Evet 1. Bunu cevap olarak kabul edeyim mi Merih Hanım? Emin misiniz? Evet. Bir sayının 0'la çarpımı 1 eder. Değiştirmeniz mümkün olmayacak. Cevabınız 1, doğru mu? Evet doğru. Şimdi hadi bunu ailenizle de konuşun bakalım. Doğru mu değil mi? Sonra bakalım. Bence 1 eder. Doğru değil mi? Bence de 1 eder. Çok güzel doğru cevap verdiğini düşünüyorum. Bak şunları hatırlamasaydın ben düşünüyorum şimdi. Normal bir yarışmada sen 1 dakika içinde bütün sayıları çarpamazsın. Çarparsan 1 dakika zaten sığmaz. 0 birden aklına geldi. Bir sayını 0'la çarpımı 1 eder. Bence aynı rakamı mı verir yani? Aynı rakam vermez. Sen mesela atıyorum. Yani 99'a 0 çarpsa? 1 eder. Sonuç 1 eder. 1 mi eder? Evet 1 eder. Emin misin Meryem? Eminim. Bence de 1 kızım. Sen de öyle söyle. Ya, yani matematiğim iyi mi diyebiliyorum. Bir senin 1'le çarpımı o sayı eder. Ama 0'la çarpımı 1 eder. 1 eder. Bence de 1 eder. Doğru söylüyorsun. Buradan Şahyal hocama da çok selam söylüyorum. Matematik öğreniyorum. 1 eder. 1 eder. Bence de 1 eder Meriç ya. Hadi evet. Bakalım inşallah. Ya, bak en destek olan öğretmenlerim arasında da Şahyal söylemez. Çok selam söylüyorum oradan. Meri Hanım. Evet. Sorumuza vermiş olduğunuz cevap. Yanlış. Yanlış mı? Sıfır yutan elemandır. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfır eder. Şimdi efendim ikinci sorumuz için kimi şansa davet edeyim? Hadi kaçım. Bana. Daha soğukkanlı gözüküyorsunuz Dilara Hanım. Dilara biraz daha soğukkanlı. Abla olarak görevini yapman lazım. Hadi inşallah. İnşallah yapacağım. Kendime güveniyorum. Harika. Ben de size güveniyorum. Gelelim. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Sorunuz şöyle. Ülkemizde ismi Ç harfiyle başlayan illerimiz hangileridir? Sayınız. Süreniz başladı. Ç harfiyle başlayan. Çankırı var. O Çankırı da Ankara'nın ili. Çanakkale. Lütfen sessiz. Çukurova. Çukurova ildi. Çanakkale'de mesela şu anda... İlleri soruyorum bu arada ben. İl. Tamam. Köşe değil. İzmir, Aydın... Sesi düşünebilirsiniz çünkü saydıkça genelde insanın aklına gelir. Şöyle haritayı düşünüyorum şu anda. Ankara, Kayseri, Sokat, Artvin, Trabzon, Sinop, Samsun, Kars... Aklımda Çanakkale geliyor ya. Hakkari, Ağrı... Düzce, Sakarya, İzmit, Kocaeli. Aklıma şu an sadece Sakarya geliyor ya. Şey, Çanakkale geliyor. Aklıma şu anda... Dilara Hanım. Süreniz doldu. Aklıma şu an sadece Çanakkale geldi. Çanakkale. Arkadaşım oralıydı şu an hatırladım onun ismini de. Şey harfiyle. Çorum. Çorum il miydi? Çorum il. 2 oldu. Çanakkale ve Çorum. Çankırı var. O Çankırı da Ankara'nın ili.
Başka da aklıma hiç gelmiyor. İki tane. Çorum'la Çanakkale. Dilara Hanım, bunu cevap olarak kabul edeyim mi? Değiştirmeniz mümkün olmayacak. Bir ekleme de yapmanız mümkün olmaz. Cevabınız 2 adet Çanakkale, Çorum. Çok da fazla il yok Ç harfiyle başlayan ülkemizde. O yüzden tahmin etmek kolay olacaktır diye düşünüyordum. Vermiş olduğunuz cevap. Doğru. Yanlış Dilara Hanım. Çankırı. Çankırı da vardı. Tabii Dilara. Bir ara saydınız da cevap olarak Çankırı'yı da ekleseydiniz. Çankırı ben Ankara'nın ilçesi diye biliyorum. Hani sonuç olarak hani Cumhurbaşkanı seçimleri Çankırı Köşkü falan filan diye. Çankırı'yı ben de şey yapamadım, aradaki şeyi çıkartamadım. Ankara Türkiye'nin başkenti olduğu için Çankırı Köşkü de herhalde Ankara'nın Türkiye'nin başkentleri diye düşünüyorum. Ablam Çankırı Köşkü'nü duymuş olabilir televizyondan. Ben de duydum ama hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok.